Turumuzu Hercai sevenleri çok sevindirecek bir röportajla noktalayalım istiyoruz. Yapımın sıkı takipçilerinin, özellikle Reyhan ve Miran severlerin beklediği an geldi. 3 sezondur hızını kesmeden yolculuğuna devam eden Hercai bizim için gurur kaynağı. Peki ya Ebru Şahin için? Yani 3. sezona taşıyabilmiş olmak bir işi çok mutluluk verici tabii ki bizim açımızdan. Özellikle pandemi sürecinde insanların bize sahip çıkması ve bizi hala destekliyor olması çok önemli. Çünkü çalışan bir sürü arkadaşımız var ve biz de emek veriyoruz. O yüzden 3. kışımızı burada geçiriyor olmaktan mutluyuz. Ya babaanne yine denerse Miran? Bu sefer başaramadı. Ama ya yine yaparsa? Ya bize bir şey olursa? Bize hiçbir şey olmayacak. Bu yaşadıklarımızı bir daha yaşatmasına asla müsaade etmeyeceğim. Miran karakteriyle izleyicinin gönlüne taht kuran Akın Akınözü'nün yanındayız. Hercai'nin 3 sezondur süren başarılarla dolu serüvenini yakışıklı oyuncuya da sormak istiyoruz. Benim için de mutluluk verici. Sonuç itibariyle 3 sezondur süren işin içindeyim. Hani bunu bir başarı olarak görebiliriz. Özellikle de işin içinde olunca, mutfağın içinde olunca 3 sezon çok daha fazla anlam kazanıyor. Çünkü bir sürü burada yaşanmışlıkla beraberinde geliyor. Ondan dolayı 3 sezondur bu yolculuğu, bu macerayı sürdürebiliyor olmak bence başlı başına bir başarı. Reyhan Hercai'nin ilk bölümlerindeki kişiliğini hep muhafaza etse de 3 sezon boyunca büyük bir değişim gösterdi. Acaba güzel oyuncu Ebru Şahin cephesinde 3 sezon boyunca neler değişti? 3 sezon sonunda artık daha başka bir yerde görüyoruz. Eski genç ruhundan belki her şeye çok daha masum ve saf bir yerden bakmasına rağmen şu an yaşadığı bütün acılarla ve yaşadığı bu süreçte yine özünü kaybetmeden artık sessiz kalmamayı öğrendi, hesap sormayı öğrendi. Kendi açımdan baktığımda da sanırım bu süreçte ben de onunla birlikte kendi sınırlarıma saygı duyulması gerektiğini ve bunların ihlali karşısında daha net tavır takınmayı öğrendim diyebilirim. Zamanla ne oldu olacaksınız? Siz de gelin kaynana. Gelin kaynana değil. Anne kız olacağız. Eğer izin verirse nişanlı diyeceğim hep. İzin verirse ne demek ya? Seni tanımaya başladığını öyle bir sevecek ki o kıskanabilirliğine dikkat edin. Miran Hercai yolculuğunda çok fazla şey yaşadı, çok fazla şeyle sınandı. Bize göre tüm yaşadıkları onu değiştirdi ve olgunlaştırdı. Bu süreç Akın Akınözü için ne ifade ediyor merak ediyoruz. Ben ikisinin de birbirini beslediğine inanıyorum. Bilmiyorum, belki benim oyunculuğa yaklaşımımdan da kaynaklanıyordur ama bu 3 yıl içinde Akın da olgunlaştı, Miran da olgunlaştı. Şunu çok açıkça fark ettim ve gördüm ki bence bu yaptığımız mesleğin de bir zenginliğidir. Bize çok bence değerli bir katkısıdır. Akın bu 3 yıl içinde olgunlaştıkça Miran'ın da sahada karakterin de olgunlaştığını gördüm. Miran olgunlaştıkça bunun aynı şekilde Akın da beslediğini hissettim ve yaşadım. İyi misiniz siz? Yok bir şey değil mi? Biziz. İyisin tabii. Oğlumuzu bahane etmek yok. Ben sana soracağım nasıl oldu? Sorarsın. Önce bir kalk hazırlan, işlerimizi halledelim. O kadar bekleme. Nasıl böyle? Gelsen sana... Ne o? Biliyor musun? Ya! Bak, bak sen. Haftaya Ebru Şahin ve Akın Akınözü röportajlarımızdan çok özel anlar, Hercai setinden başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz detaylar Dizi TV'de sizlerle olacak.